Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'la görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin siyasi sorumluluk alarak, Mariupol'de Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini söyledi. Mariupol'daki Azovstal fabrikasının topraklarında bloke edilmiş Ukraynalı askerler ve radikal milliyetçi taburların üyelerine gelince, Ukrayna hükümeti siyasi sorumluluk alıp insani sebeplerle bu güçlere silah bırakma emri vermeli, esirlerin hayatlarının korunacağı ve tıbbi yardımda bulunulacağını ve kendilerine uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde davranılacağı garanti edilmektedir. Telefon görüşmesinde ayrıca, Putin'in Erdoğan'ı Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin gerçekleştirdiği barış görüşmelerindeki durum konusunda bilgilendirdiği belirtildi. İki lider, Türk gemilerinin Rusya tarafından denizde oluşturulan insani koridorlar üstünden limanlardan Karadeniz'e güvenli çıkışının sağlanması amacıyla, Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlıklarının gerçekleştirdiği koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda anlaştı. Bunun yanında Putin ve Erdoğan'ın, ülkelerinin ikili ilişkilerini de ele aldıkları, havayolu taşımacılığı ve turizm alanındaki işbirliğini görüştükleri kaydedildi. Her iki lider de karşılıklı ticari ve ekonomik işbirliğinin artış göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya ve Türkiye liderleri, aralarındaki düzenli diyaloğu sürdürme konusunda da anlaşma sağladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.